Evet arkadaşlar, bakalım kayıt başlamış. Opel Vectra C1-C2 YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Kütahyalı Fatih Usta abim, Eskişehir'den geldi. Sezgin abim, aracına performans artışı yaptık. Biraz tabii neden geç oldu? Yine gitti. O fara bir vur ver abim. Şimdi geç olmasının sebebi biraz elektrikçide işlerimiz vardı. Onlarla uğraştık. Tamam abi. Elektrikçide biraz işlerimiz vardı. Onlarla uğraştık ama şimdi ben şuradan klimayı 2 dakikalığına açacağım deneme yapmak için. Saniye abi. Evet. Zaten klima açık, eko yok. Şu an klima açık. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Klimamız açık. Air Connection. Ben buradan run diyorum. Aracın klima açık. Ama bunu sürekli kullanma böyle. Şimdi bunları low'ya getiriyorum. İkisi de low'da. Şöyle yapalım. İkisi de low'da. Şu an klimamız açık arkadaşlar. Evet. Aracı denemeye yapacağız. Bir saniye durakla. Evet arkadaşlar. Şu an soğuk üflüyor değil mi abi? Evet. Aracımıza. Şimdi ben kamerayı abime vereceğim. Tabii abimiz de test edecek. Şöyle. Evet. Şöyle bir göstereyim. Hem fark etmez. Gördün mü seriyle? Evet. Nasıl? İyi. Görüyor musun? Klimada ne yapıyor araba? Evet. Ha? Şahlanıyor. Şahlanıyor değil mi? Böyle yapıyor muydu? Yok, bu kadar değildi. Bak, iki de patiye kalkıyor. Evet. Bak şimdi bak. Nasıl atıyor bak Evet, üçte. evet. Bak dörtte dahi sallıyor. Evet. Ve şu an klimamız açık. Tabii biz bunu şey testinde yapacağız. Ben şimdi abime vereceğim. Şuraya geçeyim, abime vereceğim yolu. Ve abim test etsin. Ondan sonra klimamızı bir de 140 deneme yapacağız. Ondan sonra şimdi ben şöyle dörtlü yakayım. ABM'i direksiyon alayım. Ben kendim geçeyim. Yani direksiyonu tabi ayarı direksiyon yani rot ayarlarından olacak. Bak şeyi kilitlemiş. Evet. Onu Evet. da ayarlayıvermişim. Evet. 15 kilometre hıza ulaşınca kapıları kilitleme olayı. Evet arkadaşlar. Sezgin abimiz. Tabii klimamız açık şu an. Bakın gördüğünüz üzere. Evet abi. Ha, takalım kemerimize. Arabamız nasıl şahlanması? Evet abi. Dip gaza basma, yüklen. Yüklen. Bırak bir daha yüklen. Nasıl? Oh, çivi. Ha? Çivi. Çivi. Çivi gibi oldu. Oh, çok fark var ya. Ha? Çok fark var. Çok fark var değil mi? Şimdi biraz klimamızı biz derecesini tabi şeyden düşüremiyorum ama ben onu bir şey dedim sadece bunu Direkt devam edelim. direkt devam ediyorsun. Hadi be. 2'ye düşürebilsem. Evet abi. Dur ben ayarlayayım. Sen yola bak abi. Bir saniye. Yavaş yavaş. Devam mı? Ha 4. Devam abi. Devam sağdan. Şimdi 4 biraz hafif soğuk gelsin. Klimam soğuk üflüyor şu an. Buradan abi 2'ye al abi. 2'de kalsın. Bak şu an 2'deyiz arkadaşlar.
Yavaşla abi. 40'a kadar düşür. Düşeyi 20'ye kadar. Dön buradan sağa. Dön abi. Yapıştır. Yapıştır Allah ne vedim derse. Bas. 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 Bas abi. Bas abi. At uça abi. At uça. Bas. Klima açıkken böyle yapıyor muydu? Yok. Ha? Bu kadar seri. Bu kadar seri değil değil mi? Görmedim bu arabayı. Ha? Görmedin değil mi? Görmedim. Abi bizde öyle. Böyle çıkıyor muydu rampaya? Yok. Tırmanıyor muydu? Yok. Arkamdan selektör yapıyordu bana. Çekil diye. Ve şu an klima mı açık ya bak. Evet. Abi kavşaktan dönem. Bir de 140'ımızı vuram. Tamam. Ha, şuradan kavşaktan dönem. Bir de 140 deneyem. Ondan sonrası. Bir tarafa. Sola aşağıya. Nereye? Sola sola tam evet. Sol. Yürü abi, direkt aşağı geldin yöne. Burası Hisar radara çıkıyor. Ha tamam. Şimdi biz 140 vurmaya gideceğiz. Tabii yoldaki mesafeyi videosunu çekmek istemiyorum. Duraklatacağım. Çevre yol ışıklarına geldiğimde videoyu başlatacağım arkadaşlar. Şimdilik duraklatıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kavşağımıza geldik. Abi gaz keseceği giresiye kadar şey yapmıyoruz. 2'de, 3'te, 4'te yapıyoruz. Evet. 1'de de aynısı. 1'de gaz keseceği giresiye kadar yükleniyoruz aracımıza. Işıkları bekliyoruz. Geldik. Işıklardayız şu anda. Arkadaşlar. Soğukta da üşüdük be. Üşüdük hakikaten bugün. Evet. Akşamüstü çok serinledi. Evet. Hazır ol abi. Şimdi birinci teste hazırız arkadaşlar. Bayağı da uzun sürüyor. Evet. Kırmızıya dönüyor orası. Oraya kırmızıya döndü mü? Karşı taraf. Bize şimdi sıra gelecek. Evet. Hazır. Kalk abi. Yüklen. 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 At ikiye. Evet. Yapıştır abi. Yapıştır. Yapıştır. Klimamız açık haliyle. Yapıştır. 2'de 93. Bas. Allah ne verdiyse. Evet. Evet. 3. vites. 100. Atma abi. Evet. 140'ı gördük. At abi. Şimdi arabayı rahatlatabilirsin. Evet arkadaşlar. Aracımız 3. vites 140 testine de girdik. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmadan izliyorsunuz. Beğeni yapmıyorsunuz. Bana destekçi olacaksanız bu şekilde olun. Evet, Sezgin abimizin yorumlarını alalım. Araç şu anda şimşek gibi oldu. Ağırlık marlık hiçbir şey kalmadı üzerinde Fatih. Evet, Vectra kalkmaz gitmez diyorlardı. Yok, onu attık. Onu attık. Şimdi Vectra kalkıyor, gidiyor. Seri bir şekilde. Evet. Yani arabanın üzerinde sanki nasıl diyeyim bir 3-4 ton yük vardı da onu attık deme. 60 gibi evet. His var arabada. Bir ikincisi de evet. Yazılım attın mı abi? Yazılım yok. Herhangi bir şey yok. Herhangi bir parça değiştirmedim. Herhangi bir değişim yok. Yok. Sadece temizlik ve ayar değil mi? Temizlik ve ayar. Onun haricinde hiçbir şey yok. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi abimizi dinledin. Arabada değişen hiçbir şey yok. Bugün biraz tabii haliyle geç oldu. Jim modülünü yaptık. Yaptırdık. Fan restans arızamız vardı. Onları hallettirdik. Biraz geç oldu haliyle. Abim Eskişehir'den geldi. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. 3000 devirdi. Evet. 120'de 3000 devire geldi araba. Yani baya bir rahatladı değil mi? Baya bir rahatladı. Peki tavsiye eder miyim? Kesinlikle tavsiye ederim. Vectra kullanıcılarına, evet. Böyle sıkıntılar yaşayanlara tavsiye ederim.
Yani birçok ustadan duyamayacağınız, yapılamayacak işlemleri burada Fatih yapıyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Astra H aparatlar, vektöreceleri olan aparatlar Astra H'lara da oluyor. Bilginiz olsun. Telefon numaramı videoya ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Opel Vectra C1, C2 Tamir Bakım YouTube kanalına, Facebook ve TikTok'a abone olmayı unutmayın. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanetsiniz.